İşte şimdi buraya mühendis lazım. Abi atölyedeki 5 mühendisi alıp buraya maxlayacağım. Fabrika çalışmaya başlasın. Fabrika 100 çelik, 100 odun, 50 kömür, 1 buhar çekirdeğinden 1 otomotonlar üretecek diyor. Abi 100 çelik, 100 tane odun, tamam. 1 tane buhar. Okey abi, üret. Bir tane otomaton üretsin. İşçileri çıkartırız şuradan. Şu kömür madenlerini full otomatonlarla çalıştırırız. Aynen ya. Böyle iyi abi. Gayet iyi yani. Güzel güzel. Daha hafif izci kızakları da araştırıldı. Fabrika, ısınma. Jeneratör verimlilik geliştirmesi diyor. Jeneratör %10 daha az kömür tüketecek diyor. Güzel bir geliştirme. Hemen geliştiriyoruz abi. Şuradan da bir tane gelmek üzere 1 saat 51 dakika diyor. Gelmek üzere değil, gitmek üzere. Tatlı su kaynağına gitmek üzere. Şunlar bir gelemediler ya. Bir gelseler artık da kurtulsak. Şurada mühendisleri çalıştırmak zorunda kalmak çok acı verici ya mesela. Yani mühendisler bildiğim bekçilik yapıyor amına koyayım, ırgatsızlıktan. Otomaton üretiliyor, güzel. Gelenlere ev dik bari. Doğru söylüyorsun. Kaç tane? 25, 35, 40, 44. Oha, 5 tane ev dikmemiz lazım. Very bad. Very, very and very bad. Tatlı su kaynağına ulaşmışlar. Yozlaşmış ama yaşıyor diyor. Tatlı su kaynağının yakınında kış yuvasından mültecilerle karşılaştık. Dağınık bir haldeler ve şehirlerinin kaderini hiç umursamıyor gibi görünüyorlar. Onları açlıktan neyin kurtardığını sorduğumuzda başlarını çevirdiler. Sonrasında liken yeme konusunda abi şunların devamı olsa ne güzel ya. Şehre kadar eşlik et abi hayatta kalanlara. Siz de onlarla beraber gelin ki yanınızdaki loot'u da getirin. Şimdi 25, 35, 40, 44 buradan geliyor. 44, 54, 64, 66. Vallahi 73 kişi geliyor beyler. Amanı sikeyim. 73 kişi geliyor. 73. 73 kişi lan.70 çelik gider. 140 da odun gider. 140 tane odun yok. Bıçkı evi. Şimdi şu bıçkı evi 6-20 arası çalışacak. Sen de 6-20 arası çalışıyorsun. Bundan sonra haberin olsun yavrum. Sen de 6-20 arası çalışıyorsun. Siz odunlara birazcık hız veriyorsunuz odunlara. Yapacak bir şey yok. %0. İşçiler tedavide. İşçiler tedavide. Tabii ki de tedavide. Çünkü işçi yok. Şu orospu çocukları gelemeyesiceler 3 gündür 4 gündür gelecekler. Kabız piçler. Vallahi yemeği nasıl çözeceğiz bilmiyorum ya. Sera kurmamız lazım acilen. Seraya ihtiyacımız var. Şimdi şöyle olacak. Bir kere şuradan şuraya, şuradan şuraya bir şey yapacağız. Yol. Şuradan ranzalı ev 1, 2, 3, 4, 5 yapacağız. 50,
42 tane evsiz. Heh, geldiler. Amına kodumun çocukları sonunda. Siz şurada direkt çalışmaya bir başlayın abi. Tamam, mühendisimiz var mı? 19 tane mühendis. Şuraya mühendisleri ver. İzciler geçici yerleşim güveni ulaştı diyor. Keşfet abi. Kaynakları al. Oradan şehrimize geri gelin. Kaynakları bir getirin. Afet zedeler şehre ulaşır diyor. Okey. Şimdi. Yeni gelenlerin evleri 42. Tamam. Burada bir 22-29 kişi daha gelecek. Şimdi serayı da burada yol var. Sera upgrade'ini aldıktan sonra serayı da buraya dikeceğim. Çünkü zaten şu evleri ısıtmak için bir tane buhar makinesi dikmemiz gerekecek. Buhar makinesi buradan şuradaki serayı da halledecek beyler. Buhar merkezi şöyle diksek, bak. Şöyle diksek, aynen bak. Şuraya bir buhar merkezi diktiğimizde şu 5 evi alıyor. Artı şuradaki serayı da alacak. Sera da içinde kalacak. Böyle bir inşaat. Fabrika otomaton çıkardı. Şuradaki otomaton sıfır müsait diyor abi. Nerede fabrika? Hani daha çıkarmamış oğlum. Günün bu saatinde kapalı. Al onu da saat 6'ya. Ay ay. Muhafızları verdik ya. Muhafız daha dikeceğiz. Duvardaki yazı diyor. Londralılara sorun diyor. Kaptan. Birisi şehrimizin yok olacağının tahminleriyle duvarları kirletmiş. Bu sıkıntılı bir durum. İnsanlar bazen kış yuvasının kaderini paylaşacağımızdan korkuyor ve korkmuş zihinler en küçük dürtülerle bile değiştirilebilir. Kaldırmaları için bekçileri gönder, görmezden gel. Umut azalacak, umut biraz azalacak. Umut biraz azalsın abi en azından. Biraz azalsın en azından. Görmezden gelme. Otomaton daha çıkmamış kanka. Daha olacak. Evlere gözcü kulesi dikeceğim abi, merak etmeyin. 15 tane ırgatımız var zaten. Düzen muhafız üssü kuralım direkt. Ya da gözcü kulesi. Şuraya sığsaydı ne güzel olurdu değil mi beyler ya? Şurayı kapsıyor mu? Kapsamıyor amına koyayım. Yeterince odun yok. Çünkü odun yok amına koyayım. Yeterince odun. Olmaz tabi. Londonlular takipçi kazanıyor. Sizin ben sıfatınızı sikeyim. İsyancı piçler. Evet. Soğuk artıyor. Soğuk artıyor beyler. Soğuk. Soğuk artıyor. ...15 tane evsiz. Gözcü kuleleri gözcü kulelerine 3 tane dikebiliriz. Şöyle bir yemeği çözmemiz lazım. Yemek acil yemeği çözmemiz lazım amına koyayım. 17 kişi aç. Evet. Şimdi bir tane geliştirme alalım önce. Geliştirilmiş ısıtıcılar. İş yerlerinin sıcaklığını 2 seviye arttırmamıza gerek yok abi. Kaynaklar. Evet, şu odunu kömüre dönüştürmekten bir süreliğine vazgeçelim bu arada. Nerede o? Şuradaki yok abi. Şurayı bir siktir et. Şuraya şunu koyalım. Bir süreliğine odunumuz biriksin, kömür olmasın. Aa, otomaton gelmiş. Şöyle bir tane otomatomu yerleştirelim. Bunu kömür madeninde çalıştıracağım. Oradaki işçiler. Okey. Çeliğimiz var.
Şimdi kaç tane? 5 tane daha amelemiz var. 5 tane ameleyi ne yapacağım biliyor musunuz beyler? Bir tane... Bir tane avcı kulübesi dikeceğim şöyle. Buraya 10 tane lazım. 5 tane var. Mühendisler. Şu fabrikayı çalıştırabiliriz abi. Bu da işte protez. Protez de yaptırabiliriz lan. 10 çelikten bir protez üretecek diyor. Çeliğimiz var. Protez üretsin abi. 2 tane ampute var. 2 tane protez üretsin. Şu amputeleri de geri kazanalım. Amputeleri de çalıştırırız. Değil mi? Serayı yapacağım abi. Geliştirmeyi seraya alacağız. Doğru söyledin. Nerede sera? Burada. Şu serayı geliştirelim. Sera alacağız. Yiyecek sıkıntısı çekmemek için. Sera yapacağız, yapacağız beyler. Merak etmeyin. Şuranın şeyini kapatacağım. Güç kaynağını. Bu bayağı bir yeri ısıtıyormuş ya. Açalım bunu. Açalım açalım. Baksana bayağı bir yeri ısıtıyor kanka. Aynen şuraya sera dikeceğim işte. Ya bir sonraki buhar makinesini de şuraya dikerim. Evlerin yerleşimini şuraya göre yaparım. Amaç. İmzalandı bu. Devriye. Devriye yapalım abi. Ha hapishane. Mahkumlar yanlış görüşlerini terk edecekler. İşte bu abi. Bize bu lazım. Propaganda merkezi. Beyler devriye mi hapishane mi? Propaganda yaparak da insanların beynini yıkayabiliriz ama öyle düşünün. Ya var ya buradan vaaz verir gibi propaganda veririz amına koyayım. Tertemiz. Şu ne diyor? Önemli araştırma diyor. Efendim bir mühendis bir otomatonu yakından incelemek için bir gün izin istiyor. Otomatonlar geliştirilebilir. Teknolojimiz için dorukta olabilirler ama onları yapmayı öğrendiysek daha iyi yapmayı da öğrenebiliriz. Eğer birine yakından bakabilirsem diyor. Mühendisler 24 saat boyunca çalışmazsa ne olur? Baksın ya. Projeye devam etsin amına koyayım. Gerçeklik bakanlığımız ne düşünüyor? Nasıl olduğumuzu soracak ve harika gidiyorsunuz mu diye. Kankacım, umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluk olmamalı. Umutsuzluğa yer yok. Umutsuzluk olursa olmaz. Umutsuzluğa yer yok. Burada umutsuzluğa yer yok arkadaşlar. Şuradaki kömür madenini daha çalıştırmaya adam bulamadık. Ha şunlar bekliyor bu arada. Şehrimiz. Buraya gitsinler ya. Şu an için mühendisin bir tanesi çalışmıyor. Mühendislerden 19 tane mühendis yatıyor amına koyayım. Çalış. Şuralara mühendis versem mi ya? Odun şurayı çalıştırmayacağım da. İşte avcı kulübesine mühendis veremiyoruz. Rıgatlık yaptıramıyoruz mühendis beylere, mühendislere. İşçiler. Burada da mühendisler çalışıyormuş lan bu arada. Ha şu işçileri alıp mühendisleri verelim amına koyayım. İşçimiz olsun. 17 tane müsait. Avcı kulübesine işçileri koyalım. Bize yemek lazım çünkü abi. Ne diyor? Londralılar huzursuzluk kovalıyor. Tedirgin bir grup diyor. Kalabalık kıyamet görüleriyle insanları korkutan bir Londralıyı dinliyor. Onları Londra'ya kaçmaya ikna etmeye çalışıyor. Huzursuz olanlar onu dinliyor gibi ama diğerleri ikna olmadı. Konuşmasına izin ver. Londralı sayısı 16 artacak. Konuşmacıyı kovala, Londralı sayısı biraz artı 8 artacak, kalabalığı dağıt, huzursuzluk artacak, insanlar yaralanabilir.
Yani insanlar yaralanabilir ama tedavi edebiliriz. Huzursuzluk artsa da sıkıntı değil. 8 kişi bile gitse iyi olmaz yani. Çok da sikimle değil yani. Seni lanet olası piç diyor bana. Sera araştırıldı. Güzel abi. Sera araştırıldıysa artık sera kurabiliriz. Yiyecek. Sera. Nereye kuracağız demiştik serayı? Şuraya mı kuracağız demiştik? Şu kısma değil mi? Aynen. Şu kısma serayı koyacağız. 10 tane de çocuk koyacağız içine. Köle gibi çalışacaklar. Yeni gelenler var bu arada. Şuraya gitsinler bakalım. Yeni gelenler. Seramız kurulacak. Sera inşaat halinde. Sera 16-20 çalışacak abi. Tamam mı? Şu çalışıyor. Bu çalıştığı için de Sera otomatik olarak sıkıntısız bir hale alacak. Okey. Sera'da sıkıntı yok. Buraya 10 tane çocuk vereceğiz. Şunu kömüre veriyorum. Şunu çeliğe veriyorum. Güzel. Protez ampütemiz yok. Güzel. Otomaton üretecek kadar malzememiz. Üretim kuyruğu boş. Otomaton üret o zaman. Bir tane daha üret. İki tane otomaton üret abi. Boş durma. Otomatonlarda şurada buharlı çelik fabrikalarına veririz. Verdikten sonra buradan burada mühendisler çalışıyor gerçi. Buralara vermeyiz. Şuradan ne yaparız biliyor musunuz otomatonlarla beyler? Şu şeye veririz. Burada kömür madenine veririz bir tanesini otomatonun. İkincisini de şuradaki 10 mühendisi boşa çıkarırız artık yapacak. Hani etrafta bakıyorum şöyle şey var mı diye ekstra bir maden falan var mı diye. Madenimiz yok başka. Etrafa dikebileceğimiz bir şey yok. En fazla şey yaparız. Hani şu bıçkı evlerini çalıştırmaya devam etmek için. Şuraya bir tane ağaç çıkaran şey var ya sondaj. Nerede o teknoloji kaynaklar bak şu. Hidrolik kömür çıkarıcı gibi hidrolik şey var. Odun çıkarıcısı var abi. Propaganda merkezi doğru. Doğru. Şu propaganda merkezini dikelim abi. Bunun şehre yakın olması gerekiyor mu? Buraya koymak kaynakları yok edecek. Propaganda merkezine bir etrafında bir çember falan yok abi. Uzağa kursak da olur. Şöyle. Daha şöyle kuralım. Şuraya. Şöyle koyalım. Propagandayı orada yapsınlar moruk. Şurada 10 tane çocuk çalışmaya başlasın abi. 6-20 çalışıyor. İyi, yemek sorununu da bu sayede çözeceğiz. 2 tane daha buhar çekirdeğim var. Çocuk var mı? Var. 18 tane daha çocuk var. Bir sera daha patlar gibi. İki tane ser orada çocuklar çalışsın. Buhar çekirdekleri zaten şimdilik böyle iyi gibi. İyi iyi güzel. Biraz odunumuz artmış. Şunların mesailerini tekrardan normal insan mesailerine çekelim. Huzursuzluk biraz düşsün. Sıkıntı yok. Çeliğimizin de durumu iyi şu an. Huzursuzluğu iyice düşürelim. Bunlar zaten 24 saat çalışıyor. Sera birazcık 6-20 çalışacak. Sıcak olsun yeter. Sıcak zaten ya. Sıkıntı yok. Buraya bir tane daha şey dikeceğiz zaten. Ne diyor bu? Bir barbarlık daha diyor. Londralılar daha fazla duvarı kirleterek herkesi onlara katılmaya ve şehri terk etmeye teşvik ediyorlar. Bazı grafitiler liderliğimize bile dalga geçiyor.
Bazı grafitiler liderliğinizle bile dalga geçiyor. Halkımızı kurtarmak için gerekeni yapmayan yetersiz bir lider olarak gösteriyorlar size. Kaldır tabii oğlum biraz. Umut biraz düşüyor. Londralıların artık var ya, bir yerde denk getirirsem amına koyacağım da. Şu propaganda merkezi kurulsun bakayım ne işe yarayacak ya. Propaganda merkezi kuruluyor. Yemek sıkıntısı var da Allah'tan serayı tam timingiyle kurduk ya. Yeni bir geliştirme ekleyelim. Uçan avcılar. Buradaki avcıların avlarını havadan izlemeleri için şehrin dışına çıkarlar. Günlük olarak 30 kadar çiğ gıda sağlayabilirler diyor. Tamam, şunu upgrade edin abi. Şu ne diyor? Bekçi üyeleri dövüldü diyor. Kaptan, Londralıların sloganlarını silen mahalle bekçileri üyeleri saldırıya uğradı. Halkımızı korumak için bir şeyler yapmalıyız diyor. Sokakları güvene almaları için muhafızları gönder. Muhafızlara karşı saldırıya geçmelerini emret. Bu olayı kızıştırmak istemiyor. Yok abi, gönder sokaklara güvene almaları için muhafızları yolla amına koyayım. Yolla muhafızlar, sikin lan onlara. Orospu uşakları size. Şimdi buhar merkezine bir tane şöyle buhar merkezi dikeceğim. Bir sonraki ranzalı evleri de şöyle dikeceğim. İki tane şimdiden şöyle ranzalı evimiz olsun. 3 tane hatta. Tamam mı? Yeni gelen falan olursa şimdiden yerleri hazır olsun. Londonlular takipçi kazanıyor. Amına koduklarım. Propaganda merkezini kur ve adam yerleştir. Kuruluyor şu an propaganda merkezi ya. İnşaat halinde. Buram benim. 24 tane de boş adam var. Oraya direkt yerleştireceğim. Bar kuracağız. Onun için kanun gelmesi gerekiyor kanka. Bar yok şu an. Kanunu yapmadık. Bar kanununu daha yapmadık yani. Bu ne? Odun kömürü fırını. Dur. Odunumuz biriksin biraz. Açık evi günün bu saatinde kapalı. Buraları topluyor daha. Bıçık evi şurayı topluyor. Bu bıçık evinin o daha toplayacak çok şeyi var ya. Mesela odun var da. Ben şunu ha. Şunu çalıştıracağız. Şunu kapatsak da olur artık. Şu zaten her yeri halledecek bu şekilde. Aynen. Şuraya da 10 tane çocuk işçi. Şurayı da 6'dan 20'ye çalıştır. Güzel. Yemek problemi çözüldü arkadaşlar. GGVP. 2 sera. Avcılığı da geliştirdim zaten. Şu propaganda merkezine mühendis lazım. Ay bir şeyi kapattım. Hah, propaganda yapacaklar sanırım. Artık iyiyiz ve gerçekten düzenli bir şehir olduk diyor. Bu işaret herkese düzen içinde yaşayan bir şehir olduğumuzu hatırlatacak. Şehrimize düzen geliyor diyor. Oley be. Oh, umut nasıl arttı bak. İşte bu ya. Hala Londralılar meyilli diyor. İnsanlarla... Abi bunu nasıl yapacağız ya? Bu umudu ne yapacağız amına koyayım? Yani adamlar nasıl propaganda yapacak? Orası soğuk. Yok kanka ya. Bak sıcak hallediyorlar. Bizim şehrin şu kısmını birazcık halletmemiz lazım. Şurayı 6-20'ye çekelim. 24 saat çalışmasın. Şimdi şu açık olan jeneratörlere, buhar makinelerine ben bir bakayım. Biri öldü mü lan? Yeni bir otomaton monte edildi diyor. Ha, fabrika üretmiş bir tanesini.
Şuradaki mühendisleri mi işçileri çekelim? İşçileri çekip şuraya bir otomaton yerleştirelim. Şuraya da kömür madeni burası. İşçileri yerleştirelim. Yemek sorununu hallettik. Uçan avcılar araştırıldı. Abi şu an yapacağımız tek şey bir tane kanun yayınlayıp bar inşa etmek 2-3 tane şuralara. Onun dışında şu an yani şu an ne yapabilirim ki yani düzen biraz daha ırgatımız var mı? 14 tane ırgat var. Biraz daha şey yapalım. Muhafız üssü yapalım. Yerleşimi biraz daha şuraya doğru yapmak istediğim için şöyle. Aynen. Şuraya düzen kısmında muhafız üssü şöyle her yeri kaplayabilecek bak şöyle. Şöyle diktiğim zaman etrafındaki bütün evleri kaplayabilecek bir şey dikmek istiyorum abi. Şöyle. Şu nereyi kaplıyor? Şuraya kadar kaplıyor mesela. Muhafız üssü tam şu bölgeye şöyle diktiğim anda. Evet. Şuraya abi şöyle. İçerim çikolatam. Yok yiyeceğim. Güzel. Londralılar sütlü çay istiyor diyor bir tanesi. Sütlü çay yok abi. Ne çayı? Sarmal yok. Boks için. Otomaton projesi diyor. Deneye ihtiyaç var. Efendim, otomatonlar projesinde çalışan mühendis döndü. Bir otomatonu ödünç almak istiyor diyor. Bir dönüm noktasının eşiğindeyim. Bir günlüğüne bir otomatona ihtiyacım var. Bir takım değişiklikler yaparsam performanslarını temelli olarak arttırabileceğime inanıyorum diyor. Ver lan bir tane otomaton. Ver amına koyayım. Lan kömür de iki pezevenk. Siktir git sen şurada çalış. Bir günlüğüne. Bu Londralıları var ya yok edeceğim moruk. Vallahi yok edeceğim bunlara. Yeni bir araştırma ekleyelim. Yiyecek, sağlık, barınak. Şu reviri de bir an önce aslında. Bizim gelecek hiç şeyimiz var mı? Buhar çekirdeğimiz. 800 kömür geliyor. Şehrin şu kısmı soğuk yalnız. Buhar çekirdeğimiz yok. Ama ben yine de kaynaklar. Buharlı bıçkı evi. Donmuş ağaçları daha çabuk işlemden geçirir. Sıradan bir günde yine... Tamam, bunu yapalım. Bıçkı evlerini buharlı hale getirelim moruk. Upgrade'lerimizi yapalım. Şuraya 5 tane işçi koyalım. Umut biraz daha arttı. Güzel abi. Sen amına koduklarımın isyancıları sizi. Ben sizi var ya bak nasıl çatır çatır bitiriyorum. Sikeceğim sizi hepinizi. Abi elde imkan olunca böyle şey yapabiliyoruz işte. Elde imkan var çünkü. Şuraya da bir buhar merkezi koyacağım. Haritanın diğer tarafında Tesla kulesi var. Oradan sürekli buhar çekirdeği gelecek ama izcilerini o tarafa göndermen lazım. Gelsinler de yollarız moruk. Uçan avcı alo. Yaptık ki oğlum uçan avcıyı. Ne uçan avcısı? Uçan avcı kulesini ayrı mı dikeceğiz? Avcı hangarı. Ne lazımmış avcı hangarı için? 40 çelik, 40 odun. Aha, odun. Çelik boku yedi moruk. Tamam, upgrade olsunlar bakalım. Ne diyor? Soğuk evler diyor. Tüm evleri ısıtacağım buram. Rahat ol. Evlerde yaşanılabilir şeyleri sağlayacağım. Rahat ol. Bak, sağladım bilene.
Bak dört tanesini de sağladım bile, görüyor musun? Hangileri soğuk? Şurası soğuk. Hemen yani şuraya da altı tanesini sağlamışım hatta. Teknoloji buhar merkezi. Şuraya da bir tane dikiyorum. Şu ev şuraya. Tamam abi. Yaşam şartları sağla. Yayın sonrası Discord gelebilirim. Ne oldu? Önemli bir şey mi var? Niye 5 diyor hala abi? Bakayım. Şurası ne? Ranzalı ev, ranzalı ev, ranzalı ev. Okey. 3 gün boyunca iyi kömür yiyeceğiz beyler, bu arada haberiniz olsun. 20 çeliğe ihtiyacımız var. 3 gün iyi kömürümüz gidecek yani. 4400 şu an. Aa, aslında dur. Şunu açsak yeterli oğlum. Aynen. Evlerde en az yaşanabilir yaşam şartlarını koru. Tamam işte. Şunu iptal etsek de olur. Boşuna 20 çeliğimiz gitmesin. Tamam, bu kaç gün? 1 gün 23 saat. Oradan da bir umudumuz artacak. 9 tane ırgatımız boşta. Onlar da şurada kömürde mi çalışsalar? Yok ya, onlar şuraya kaynak deposu kursunlar abi. Çeliğe ihtiyacımız var. Çelik yok. Buharın teki 24 saat çalışmıyordu. Kontrol et onu, sözü bozulur yoksa. Bakayım. Bakayım abi. 24 saat. Saat. Değil mi? 24 saat. Aynen. 3. Bu da 24 saat. Şu an her şey 24 saat. Propaganda merkezi 7/24 çalışıyor. Okey. Yakın gelecekte insanlarımızı protestoya sürükleyebilecek en önemli sorun berbat yiyecek kalitesi diyor. İnsanlar şu sorundan şikayetçiler diyor. Kötü yiyecek. Hallederiz abi kötü yiyeceği. İnsanlar muhafızları destekliyordu. Efendim, insanlar artık Londralıların sloganları konusunda endişeli değil. Bazıları sokaklarda devriye gezen muhafızlara sıcak çorba getirmeye başladı. Bu soğukta sokaklarda yürümelerini izlemeye gönlümüz el vermedi. Sloganlar korkakların dengesiz kar kargaşası bilmem ne diye gidiyordu herhalde. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ya, ciddi anlamda burada da oturduğum yerde de sevindim. Yiyecek kalitesini hemen değiştirelim abi. Nerede bizim şeyimiz? Nerede bizim aşçı evimiz nerede ya? Çadır. Sağlık merkezi. Oğlum yemekhane neresi amına koyayım? Yemekhaneyi o kadar uzun süredir tıklamıyorum ki. Nerede yemekhane? Bakayım. Hah, yemekhane. Düz yemeğe geçelim abi. Standart öğün. Bilge. Tamam. Güzel. Propaganda merkezindeki bonusa tıkla. Ne varmış bonusta? Propaganda merkezi insanlar umutlarını arttıran haberler verir diyor. Bonus ne? Propaganda bülteni. Ha şu. Oha, umut nasıl arttı lan? Wow, cooldown'u var yalnız. Çok güzel.
İnsanlar tekrar umutlanıyor diyor. İlk defa Londralılar insanları şehrimizi terk edip Londra'ya kaçmaya ikna edemediler. İnsanlar kış yuvasından gelen haberlerin şokundan çıkıyor ve gelecek için umutlanmaya başlıyor. Holley be, yaşasın be. Kurtulduk sanırım be. Müthişiz abi. Süperiz hatta. 10 numara. Very, very nice. Yemin ederim var ya, A Haber gibi ya. Bir şey söyledik böyle. Direkt insanlar inandı. Mükemmel. Cooldown'u bayağı uzun ama o. 2 gün falan. Aynen 2 gün falan yani. 2 gün cooldown'u var. 6 tane hastamız var. Şurası inşaat halinde. Dinlenmeye gidiyorlar. Güzel abi. Güzel. Şu an 9 tane ırgatımız boşta. 9 mühendis, 8 çocuğumuz boşta. Şunları artık yeni birim konuşlandırmak için direkt olarak karakol binasına git diyor. Kömür madenini istemiyorum. Şu donmuş koruluk ne acaba ya? Yeni bir tane izciler maksimum sayıya ulaştı diyor. Yeni birim konuşlandırmak için direkt olarak karakol binasına git. Yok. Yeni birimi bu kömür madenini zaten aldık. Bu kış yuvası her gün 150 odun getiriyor. Bunu istemiyorum. Bir tane Tesla varmış. Günlük bir tane şey getiriyormuş. Buhar çekirdeği. Onu alacağım ben. Öyle bir info aldım. Umarım doğrudur. Yemeği normali aldım. Bir tane daha yemek getirecek bir şey yap. Yemek getirecek bir şeye gerek yok ya şu an için. Şu avcı hangarını upgrade edelim sadece. Nerede o? Şurada. Şu avcı hangarına upgrade edelim sadece. Yeterli. Güzel. Bir gün 14 saati var. Şunu gene kömür seçeceğim. 13 tane çeliğimiz var. Çelik sıkıntısı yaşıyoruz. Şurada 9 tane işsiz var. Şuraya verelim abi. Çalışsın bir yandan. Bu ne? İşçilerin hepsi tedavide. What the fuck? What the fuck? İnsanlar Londra'ya katılmayacak kadar umutlular diyor. Güzel. Güzel abi. Buharlı bıçık evi geldi diyor. Teknoloji, düzen, yiyecek, kaynaklar. Buharlı bıçkı evine 40 çelikle. Ne amına kodumun neymişsin be çelik be. Neymişsin be kardeşim. Bu ne abi? Bu niye çalışmıyor? Boşta otomotomumuz mu var bizim? Yo, sıfır müsait diyor. İzciler çocuk sığınağına ulaşmışlar. Ne varmış burada? Hayatta kalan ufaklıklar diyor. Sığınaktaki çocuklara kavuştuk. Bir gece öğretmenleri ve avcılar onları kış yuvasından alıp gizli bir maceraya çıkarmışlar. Öğretmenleri bir süre burada kalacaklarını söylemiş. Yiyecekleri azaldığında gardiyanları biraz daha getirmek için gitmişler ama geri dönmemişler falan yazıyor muhtemelen. 35 tane çocuk amına koyayım beyler. 35 tane çocuk beyler. Ne yapalım, alalım mı bu piçleri? Vallahi almak istemiyorum beyler ben bunları ya. Vallahi kaderlerinizi terk ediyorum size. ...35 tane bebeği bıraktım beyler. I don't fucking care about you fucking kids. Okay. Şimdi... Bunları gönderecek bir yer kalmadı. Bunları gönderecek bir yer kalmadı abi. İzcileri nereye göndereceğiz?
Buraya gitsinler bari. Zırhlı gemi iskelede diyor. Ve yukarı doğru açılalım biraz da. Oraya gitmeleri 3 gün sürecek moruk. 3 gün. Aha yeni kanun. Şimdi adaptasyon kısmından bar vereceğim ben bunlara bir de. Zevk evi falan da var ama. Umudu arttırdım. Barı da şöyle boru ve delik koyalım diye. İnsanlar bar. Şuraya şöyle koyalım mı barı ya? Şöyle. Beyler ne diyorsunuz? Şöyle iyi gibi. Yani güzel. Şu araştırmada şimdi yiyecek sağlık kaynaklar. Bunların hepsini upgrade yaptık. Buharlı hidrolik kömür çıkarıcı. Ne diyor abi? Yeraltı. Abi biz kömür çıkarıcı yapmamıza gerek yok. Kömür madenimiz var zaten. Toplama noktası yalıtımı diyor. Bunu da istemiyorum ben. Yiyecek sağlık. Av taktikleri. Avcı kulübeleri artık daha az işçi gerektirir. Oo çok iyi lan. 10 işçiden 5 işçiye düşecek oğlum. 3 tane avcı kulübesinden tamam mı? Toplamda 15 tane işçimiz boşa çıkacak. 3 tane daha avcı kulübesi koyarız. Ekstra binlerce yiyecek gelir yani. Ha, gerçi yiyecek depomuz dolmuş bu arada. Yeterince yiyeceğimiz olmuş. Aynen teknoloji seviyesini arttıracağım. Bu ne diyor? Buhar çekirdeğine ihtiyaç var diyor. Otomaton projesi. Efendim, otomaton projesinde çalışan mühendis bir rapor gönderdi. Ödünç aldığı otomatonu bozmuş. Şimdi de bir tane buhar çekirdeği istiyor. Hasar boşuna değil, bozuk makineyi tamir edebiliriz ve üstelik artık otomatonların daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz falan diyor. Buhar çekirdeğim yok ki. Çalışmaya devam, daha sonra bir buhar çekirdeği bulacağız diyor. Yapacak bir şey yok şu an. Buhar çekirdeği yok. Daha sonrasında olduğunda veririm bro. Bozmuş amına kodumun. Çekiçle kafasına vuracaksın pezevengin ya. Ni işe yararsın lan? Ni işe yararsın yani? Ni işe yararsın? Ni işe yararsın bu hayatta? Bok suratta. Çalışmıyor. Çünkü artık emeklilik vakti geldi. Sen de çalışmıyorsun. Senin de emeklilik vaktin geldi. Otomaton. Arızalı otomaton onarıldı diyor. Wow. Helal lan sana. Bir boka yaradın. Bok suratta. Burası kömür madeni. Otomaton açık. Şuraya da bir otomaton vereceğim. Burada otomaton çalışıyor. Şuraya otomaton vereceğim. Burada otomatonlar çalışsın abi. Kömür madeni işçiler 19 tane mi? 20 şuraya kömür madenini mühendisleri koyalım. Şurada da bir kömür madeni. İşçileri buradan çekip mühendisleri yapıştırabiliriz buraya da aslında. Burada ne var? Yemekhane çalışıyor. Of course. Şimdi şuradan buharlı bıçkı evi. Şuraya bir buharlı bıçkı evi koyacağım. İşçim var zaten. Bu ne? Avcı hangarı. Okey. 40 derecedeyiz. Kömür durumumuz iyi. Gayet iyiyiz ya. Reviri geliştireceğiz amına koyayım. Sakin olun beyler. Bar açacağız. Bar diktik amına koyayım. Ha. Bara tamam. Çok güzel. Yeni kanun dahilinde bir bar inşa edildi. İnsanlar bu yeni dinlenme yerine stres atmak için sabırsızlanıyor diyor. Huzursuzluk düştü, umut arttı.
Very nice. Evleri sıcak tutuyoruz abi. Bu ne diyor? Londralılar huzursuzluk kovalıyor. Birkaça ikna oldu diyor. Londralıların bir üyesi kalabalıkla konuşuyor. Londra'ya olan göçlerine katılmak için olabildiğince fazla insanı korkutmaya çalışıyor ama kıyamet görülere şehrimizdeki durumdan memnun olan insanlara inandırıcı gelmiyor. Konuşmasına izin ver. Konuşmacıyı kovala, kalabalığı dağıt. Moruk, konuşmasına izin veriyorum amına koyayım. Konuş lan. Piç. Senden mi korkacağım? Konuş lan. Köpek seni. Oğlum bu şehri kim terk etmek ister? Bak uçan arabalarımız bile var amına koyayım. Av taktikleri de araştırıldı. Güzel abi. İşçilerimiz boşa da çıktı. Senden korkan senin gibi olsun. Köpeğin oğlu seni. Şimdi revire başlayalım. Burayı yapmayacağım. Şu bıçkı evine 10 tane ırgat verelim. Buralar 24 saat çalışıyor zaten. Güzel. Gayet iyi durumdayız abi. Çok iyi durumdayız hatta. 10 tane tedavi ediliyor diyor. Mühendisimiz fazladan var. Bir sağlık merkezi daha açabilirim aslında. Sağlık merkezinin bir tanesinde şöyle açabilirim şöyle şuraya. Hatta iki tane sağlık merkezi açabilirim yani. Şöyle iki sağlık merkezi açayım. Şu insanlar bir an önce daha çabuk iyileşsinler. Bakımları falan çabuk yapılsın. Yemek stok mu? Kanka yemeğimiz var yeterince şu an ya. 210-251 yani 251 tane. Şurada zaten bir 100 tane yiyecek var. Bayağı yiyeceğimiz var. Hiç sıkıntımız yok şu an. Bilgi alalım. İnsanlar şu sorunlardan şikayetçi diyor. Kötü yiyecek. Yaptık ki oğlum yiyeceğinizi. Ha. Upgrade'ini yapar iyi bir yiyecek sağlarız size, merak etmeyin. Cuma hutbesi gelmedi mi? Yok gelmedi daha. Haber bülteni cooldown abi. 2 günde bir yayınlanıyor bu. A Haber'e göre şu anda arkadaşlar sadece 3 tane Londralı var şehrimizde. Onları da hemen yakalayıp atacağız, merak etmeyin. Çelik sıkıntısı çekiyoruz biraz. 2-3 gün soğuk vuracak. Tamam ya, kömürümüz falan yeterince var yani. O hiç sıkıntı değil. Yeteri kadar kömürümüz var. Bu kömürler benim tahminimce bu kömürler arkadaşlar bizi bayağı bir hani bakayım şöyle bayağı gider ya. Buhar merkezleri 4 tane açık şu anda. Bu kömürlerle bayağı gider ya. Jeneratör ısıtmayacak mı? Isıtır ya. Şey yaparız, aşırı yüklenmeye alırız, ısıtır yani. Hiç sıkıntı yapma sen. Şuralara mühendisleri koyalım. Tedavi ediliyor. Huzursuzluk bayağı düşük. Sıkıntı yok. Fabrikayı şöyle 8-18'e çekip birazcık huzursuzluğu aynen. Güzel. Şu niye %0 avcı hangarı? İşçiler dinleniyorlar. Okey. Bu ne avcı hangarı? Dinleniyorlar abi. Okey. Odun kömürü yağını gerek yok. Bıçkı. İzciler doğmuş korulukta güvenliğe ulaştılar diyor. Keşfet abi. Gömülmüş utanç diyor. Hacılarla işaretlenmiş ağaçların etrafında dolaşırken her birinin altında sığ mezarlıklar bulduk diyor. Mezarlar bulduk. Ölü bedenlerin çoğunun büyük kasları yoktu ve bazı kemiklerinde kesici alet izleri vardı. Açık bir şekilde cesetlerin yenilebilir parçaları alınmıştı. Yamyam piçler size. 290 tane odun aldık. Woodface amına koyayım. Siz de şuraya gelin. Surlarla korunan bilmem bok. 2 günde 10, 3 günde onlar gelecek amına koyayım. Hadi bakalım.
Çocukları yemişler beyler. Çocukları yemişler amına koyayım. Bildiğiniz çocuk, yani bildiğiniz çocukları yemişler. Bir avuç Londralı davalarını terk edecek. Güzel, very nice. 19 saat sonra şu evlerde en az yaşanılabilir yaşam şartlarını sağla var ya, o şeyi yapmak zorunda değiliz artık. 19 saat sonra o kalkacak beyler. Buhar makinelerini kapatacağız. Şu depomuz bayağı dolar bu sayede. Çeliğimiz var mı? 20 çelik istiyor. Var. 2 tane daha dikeyim. İnsanlar Londonluları terk ediyor diyor. İlk Londralılar kalmaya ikna oldu. Efendim, Londra'ya kaçmak isteyen insanlardan bazıları size güvenip kalmaya karar verdi. Son kararlarımızın onları bizim için umut olduğuna ikna ettiğini söylüyorlar. Bunu duyduğuma çok sevindim. Brom benim. Canım Brom. Aslan Brom benim be. O zaman bunun üzerine beyler, ben bir 5 dakika mola veririm. Sizleri çok seviyorum. 5 dakika sonra buradayım. Bir yere kaybolmayın. Döneceğim.